kartları doldurdum. İtibarıyla işte yeni deprem olana kadar hastanemizi faaliyete sokmaya çalışıyorduk. Acilimiz bina içerisinde devam ediyordu, az hasarlı olduğu için. Anji ünitemiz, yoğun bakımımız devredeydi, polikliniklerimiz devreye sokmuştuk. Ancak yeni depremin olmasıyla birlikte tedbiren hastanemizi boşalttık. Acilimizi dışarıdaki çadırlara aldık. Orada hastalarımızı yine karşılamaya çalışıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüzle görüşerek bir sağlık hastanesi kurulması planlamalarımız var. Onunla ilgili gerekli çalışmaları yapıyoruz şu anda. Birinci basamak hizmetleri veriyoruz. Hastalarımız İkinci basamak ameliyat falan gerektiğinde onları sevk ediyoruz. Ambulanslarımız hazır bekliyor. Dörtyol Devlet Hastanesi faaliyette Dörtyol'a. Sahra gemilerimiz var, sancaktar. Oralara da sevk ediyoruz. Şu an yaklaşık 100 personelimiz faaliyette çalışıyor. Dün hastaneyi boşalttığımız için 9 tane hastamız vardı. Anjiyo yapılmış hastalarımız, yoğun bakımda takip ettiğimiz. Onları ambulanslarla hızla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk ettik. 112 ile de görüşerek hastaların hastanemizin faaliyette olmadığını, gelecek olan hastaların, yaralıların Dörtyol'a sevk edilmesini talep ettik. Dolayısıyla bize gelmedi. Biz sağlık teşkilatı olarak depremzedelerin yanındayız. İlk günden itibaren bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Sağlık teşkilatı olarak elimizden gelen